zamanda yolculuk edebileceğimizi, günümüzden 50.000 yıl öncesine gidebildiğimizi düşünelim. Aysel bu zaman yolculuğunda atalarından Bobu bulmaya gidiyor. Bu zamana kadar insan ırkı oldukça ilkel koşullarda yaşıyor. Binlerce yıl öncesinden beri aynı taştan aletleri kullanmaya devam ediyor. Ancak günümüzden yaklaşık olarak 50.000 yıl önce ilginç gelişmeler oluyor. Niçin? Kimse bilmiyor. Bu dönemde beklenmedik ve hızlı bir gelişme yaşanıyor. İnsanlar pek çok yeni alet geliştiriyor. Müzik aletleri yapıyorlar. Yaratıcılıklarını yansıtan pek çok şey üretiliyor. İnsanoğlu, aklından geçenleri dışarıya yansıtabilme yeteneklerini geliştiriyor. Dili kullanmaya başlıyor. Aysel öncelikle suyu bulmaya çalışıyor. Zira insanların ve hayvanların suya yakın yerlere göç ettiklerini, su kaynaklarının yanına yerleştiklerini, suyun ekosistemin can suyu olduğunu biliyor. Arayışı sırasında enteresan bir işarete rastlıyor. Bob'un el izini görüyor. Bu el izi Aysel'e çok az bilgi veriyor. El izinden sadece Bob'un bir zamanlar orada bulunduğunu ve belki oraya tekrar dönebileceğini anlayabiliyor. Aysel, Bob'un da en az kendisi kadar zeki olduğunu biliyor. Çok gelişmiş bir kültürde yaşamasa da Bob sözlü iletişim kurabiliyor ve kendi dilinde yazabiliyor. O dönemin yazılı dili ise sanat. Aysel Bob'un geri dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak etrafta bulduğu doğal malzemelerle Bob için bir resim yapmaya karar veriyor. Takip ettiği hayvanın resmini çiziyor. Bob'un bu resme bakarak kendisinin gideceği yönü anlayabileceğini düşünüyor. Atalarımız yaşadıklarını aktarabilmek için doğal maddeleri kullanarak resimler yapmışlar. Bakmakta olduğumuz şey yaklaşık 30 bin yıl öncesinden kalma gerçek bir mağara resmi. Fransa'da Chauvet Mağarası'nın derinliklerinde bulunmuş. İspanya'daki mağaralarda da benzer resimler bulunmuş. Çok eski dönemlerden kalma bu resimlerde genelde hayvan formlarını ve insan el izini görüyoruz. Bazen de bir imza ile, öyküyle veya çağrıyla karşılaşıyoruz. Bob şelaleye döndüğünde Aysel'in onun için yapmış olduğu resmi buluyor. Resme bakarak onun nehrin kıyısında olabileceğini düşünüyor ve nehre doğru gitmeye başlıyor. Nehre geldiğinde Aysel orada bulamıyor. Ancak onun daha önce burada olduğunu gösteren bir iz buluyor. Nereye gittiğini Aysel'e anlatmak için bir resim yapmaya karar veriyor. Bob nehrin ortasına yürüyecek, batan güneşe doğru gidecek. Hava kararmak üzere ve resmi yapmak için az zamanı var. O yüzden acele ediyor. Mesajını hızlı bir şekilde görselleştirebilmek için hızlı bir yöntem bulması gerek. Durup düşünüyor. Mesajında ayırt edici üç şey olduğunu fark ediyor. Orta, nehir, batı. Bu üç şeyi basit şekilde temsil edecek şekiller yapmaya karar veriyor. Nehir için nehrin görüntüsünü andıran bir şekil çiziyor. Temsil ettiği fiziki objeyi andıran bu tarz çizimlere piktogram diyoruz. Piktogramlar yazının gelişiminde çok önemli bir adım. Burada Mısır'da bulunmuş, milattan önce 3000'den daha da eskiye tarihlenen bir tören paleti görüyoruz. Etrafında yer alan sahnede medeni insanlarla yırtıcı hayvanların arasındaki mücadeleyi görüyoruz. Bununla birlikte soyut kavramları resmetmek zor. Bobun durumuna dönecek olursak, ortayı nasıl ifade edecek? ortasında kutu bulunan bir çizgi çiziyor. Böylece yarı yolu ifade etmiş oluyor. Soyut bir fikri ifade eden bu tarz kavramsal resimlere ideogram diyoruz. Burada aynı sembolün bronzdan yapılmış eski bir Çin yazıtında da yer aldığını görüyoruz. Batı fikrini anlatmak içinse batan güneşi çizmeye karar veriyor. İşte şimdi Bob ilginç bir şey yapmış oldu. Her biri farklı bir şeyi ifade eden bu sembolleri bir araya getirerek mesajını oluşturdu. Anlamları yan yana ekleyerek farklı bir anlam yarattı. Şimdi Aysel'in bunları bulmasını ümit ederek yoluna devam ediyor. Değişik sembollerin bir araya getirilerek birlikte kullanılmasının ilk örnekleriyle Mezopotamya'da, günümüzde Irak'ın bulunduğu bölgedeki Sümer evlerinde karşılaşıyoruz. Mezopotamya, dünyanın en eski medeniyetlerinin pek çoğunun doğduğu bölge. Burada bulunan hesaplamaya ilişkin tabletler, dünya üstündeki en eski yazılı belgeler. Bu tabletlerin bir kısmı milattan önce 3000 yılı öncesine tarihleniyor. Bu dikdörtgen tabletlerin üzerinde hayvanlar için yapılan ödemeler, çobanlara büyütmesi için teslim edilen hayvanların sayısı ve veya hediye edilen hayvanların sayısı bulunuyor. Dikkat ederseniz, tablete 10 tane koyun çizmek yerine, 10 sayısını temsil etmek için çukura benzer bir sembol kullanmışlar. Bunun yanına da koyun veya eşe belirten bir sembol koymuşlar. İşte 10 koyunu böyle ifade ediyorlar. Buna yazı öncesi diyoruz. Hikayemizde nerede kalmıştık? Aysel en sonunda nehre geri dönüyor ve Bob'un mesajını buluyor. Mesajı hemen anlıyor. Yarı yol, batı, nehirden aşağıya. Hemen nehirden aşağıya, batan güneşe doğru yürümeye başlıyor ve buluşuyorlar. Bir süre sonra Bob, Aysel'in dilini konuşmayı öğreniyor ve bu sayede ortak kavram ve düşünceler için aynı dili kullanabiliyor, sözlü iletişim kurabiliyorlar. Bu gelişmeler onlara başka bir fikir veriyor. Yazılı iletişimi geliştirmeye başlıyorlar. Son derece basit bir şeyle başlıyorlar. Aysel'in ismini yazmakla. Resim ile özün bağlantısını ayırıyorlar. Aysel. Aysel. Ay. Sel. Ay ve sel kelimeleri için ayrı semboller oluşturuyorlar. Farkındaysanız aslında Aysel'in ismiyle kullanılan sembollerin anlamsal olarak bağlantısı yok. Sadece fonetik olarak benzemesine bakıyorlar. Bu iki sembol ard arda okunduğunda fonetik olarak Aysel'in ismini oluşturuyor. Ses artı sesten yeni bir anlam çıkıyor. Bunu rebus ilkesi olarak adlandırıyoruz. Bunun çok güzel bir örneği Mısır'daki Nil Nehri civarında bulunmuştu. Milattan önce 3100 yılı civarına tarihlenen bu eser dünyada bulunan en eski hieroglif yazısını içeriyor. Narmer paleti olarak bilinen bu eserde Mısır firavunu Narmer'i görüyoruz. Başında tacıyla gördüğümüz uzun boylu Narmer diz çökmüş bir mahkuma vurmak üzere. Aradığımız şey diğer yüzde yer alıyor. İki büyük baş hayvanın başlarının arasında isminin yazıldığını görüyoruz. Balık yani Mısır dilinde Nar, iskarpela. Yani Mısır dilinde Mer yazmışlar. Bu iki kelime yan yana okunduğunda Narmer oluyor. Temsil ettiği varlıktan bağımsız olarak bu iki kelimeyi yan yana okuyarak yeni bir anlam oluşturuyorlar. Bu, yazılı dilin gelişiminde gerçekten çok önemli bir aşama. Ancak günümüzde bildiğimiz şekliyle alfabenin oluşturulabilmesi için aradan epey zaman geçmesi gerekiyor.